Allah iki yer yarattı. Çok şey yarattı da dünya üzerinde, dünyada yaşayanlar için iki şey yarattı. Cinler ve insanlar için. Cennet ve cehennem. Cennet temizler içindir. Onun için bakın günahkar cennete girmiyor. Ya şefaat olacak ya affedilecek ya cehennemde yanıp temizlenecek sonra. Kirli cennete girmeyecek. Kirlenmiş olan cennete girmeyecek. Girmek için ya yanacak. Üstündeki pislikleri tümünü atabilmek için. O yanma buradaki bir yangın felaketindeki yanmaya benzemez. Bir hayat. Bir hayat nedir o? Milyar sene süren bir zaman belki. Ölmeyecek. Düşünmekten bile ürperiyorum. Veya bir nimet içinde olacağım. Ne arzu ederse Allah verecek. O sadece ya Rab diyecek. Kulum söyle dinliyorum. Sesini Allah dinleyecek. Cevabını Allah verecek sana. Böyle bir lütfun, böyle bir keremin farkında mısın acaba? Gelin. Günde 1000 kez şerrinden Allah'a sığınmamız gereken cehennem için kalıcılar kimlerdir? Allah'a ortak koşanlar. Allah'a ortak koşmak iki Allah var demek değildir sadece. Allah'ın iktidarını, gücünü, kudretini, kuvvetini başkasında varsayarsan Allah'a ortak koşmuş olursun. Beni falanca yarattı dersen babam yarattı, annem yarattı, hocam yarattı. Şirk edersin. Onlar ancak yapıcılardır, inşa ederler, şey yaparlar. Allah yarattı seni. Tabiat beni yarattı. Tabiat kendini idare etmekten aciz. Ne tabiatı? Bir bilinmez enerji, bilinmez enerji. Bilinen Allah var, bilinmeyen enerji yarattı seni. Enerji kendini yaratamaz. Kendini idare edemez. Mümin suresi 73-76. Allah'a ortak koşanlar affedilmeyecek. Bir ayette öyle diyor değil mi? İnne Allah la yaghfiru en yüşreke bih. Allah dilediğini şirk hariç affeder. Tövbe etmezse günahından sonra. Nisa 14. Allah'a ve Resulüne asi olanlar mutlaka ama mutlak manada ahiret aleminin azabını tadacaklar ve cehennem azabına girecekler. Hocam asi olmak, bakın günahkar olmak ayrı, asi olmak. Gerçi asi bazen günahla ve asa ademu rabbehu fegava. Bazen asilik emri yerine getirmeme anlamına da geliyor, bazen küfür anlamına gelebilir. Allah'a ve Resulüne asi olanlar Nisa 14 cehenneme girecek. Bunların bir kısmı ebedi kalacak, bir kısmı kalacak. Belli bir süre için kalacak. Ahireti inkar edenler. Yok ahiret. Ahiret nereden çıktı? Kim başı kırık geldi? Başı kırık gelenler. Bütün günahkarlar mezarlarını delip de mezarlarındaki tozları silkeleyip evlerine geri dönselerdi dünyanın bir kıymeti kalmayacak, kitabın kıymeti, imtihanın kıymeti kalmayacak. Ölümü inkar edenler, sizden öncekiler de inkar ettiler. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler, öldükten sonra dirilmeyi inkar ettikleri alemdeler şimdi. Onlara şimdi deniyor ki hani inkar ediyordunuz. Ve basarukel yevme hadid, bugün her şey apaçık. Ve keşefna anke gitaak. Senin örtünü keşfettik, açtık. Görebilme ufkunu genişlettik. Bugün gör işte. Değil mi? Lima haşartani a'ma ve kad kuntu basira diyeceksin. Niçin beni ama yarattın? Ben görüyordum halbuki.
Dünya hayatındayken gören nice insan kör yaratılacak. Bu dünyada engelli olanlar gözlerinden görecekler. Hocam bu dünyada göremiyorum, orada görecek mi? Göreceksin, merak etme. Hocam yürüyemiyorum, yürünmeye o kadar müştakım ki. Keşke yürüyebilsem, yürürsün, merak etme. Anneme anne diyemedim, göremedim onu çünkü. Diyem var. Anneni göreceksin orada. Babam ben doğmadan ölmüş, babanı göreceksin orada. Ahireti inkar edenler cehennemden ebedi çıkamayacaklar. Araf 44-45. Hadi Abdurrahman. Düştüm yollara, yollara. Yüce Allah, arzu ettiklerimize ahirete ulaşmayı nasip eylesin. Ben bir kul olarak Allah'ı özlüyorum. Merak etme kelimesi cüretli bir kelime. Cüretli bir kelime. Ona cesur değilim. Allah'ı merak ediyorum. İman ediyorum ben. Merak etmek değil, iman etmek. Ama özlem var Allah'a. Allah'ı isteyeni Allah da ister. Allah'ı istemeyeni Allah da istemez. Ayetler yalanlayan ve büyüklenerek bunlardan yüz çeviren. Eskilerin masalları. Sen yenilerin masalında ne buldun? Eskilerin masalları, öyle mi? Sana o masalları uzun uzun anlatacaklar. Beşikte değil. Başka bir yerde anlatacaklar. İnkar edersen. Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek. Büyükleniyor. Kibir. Kibir. Kur'an mı okuyormuşmuş? Seni okusun bari. Kur'an okuyormuş. Ne okuyacaktı ya? Müslüman bir adam ne okur? Allah'ın kitabını okur. Hazreti Muhammed'i salatü selam çeker. Sana mı ya? Sana mı? Onu çekecek. Günahkar veya haram içinde olanlara hiç kızgınlığım yoktur. Allah'ım onları da bizi affederim, dua ederim. Günaha düşmanımdır, günahkara değil. Ama Allah'ı ve peygamberi büyüklenerek, kibirle alay etmeye çalışana ise şahit ol ki ya Rabbi, hiç ama hiç hoşnut değilim. İmanımın gereği olarak hoşnut değil ve kabul etmiyorum. Ve yerlerini de söylüyorum. Yerlerinidir. Ha, ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Ne diyor Allah? Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek ondan yüz çevirenler. Araf 36. Allah'a ibadetten yüz çevirenler. Mümin suresi 60. ayet. Allah'a ibadetten yüz çevirenler. Hocam ibadet, namazı kılmadım hiç. İnkar ettim mi etmedim mi? Onu soruyorum sana. Seni sorgulamıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Benim işim değil sorgulamak. Biz hakim değiliz, kadı değiliz. Biz davetçiyiz. Biz davetçiyiz. Lesna kudat, nahnu duat. Arapların meşhur lafıdır o. Biz davetçileriz Allah'a daha çağıran. Ne diyor Allah ayeti kerimede peygambere? Sana ancak tebliğ düşer.
Ama ala Resulillel bela, peygambere düşen ancak tebliğ etmektir. Ama ente aleyhim bir musaytir. Sen onlara zorbalık yapacak değilsin. Bırak inanmıyorlarsa. Bunu Allah söylüyor. Ve lealleke bâkiun nefseki ayeti diyor ki peygamber kendini yıpratıyor. İman etmediler diye kendi kendini Hazreti Peygamber o kadar üzüyor ki ayet iniyor. Kendini tüketeceksin Muhammed. Ne oluyor sana? Sana söylen, sana gereken konuşmaktır. Akıbet bendedir diyor Allah, bende. Onun için ben inkar ediyorum diyenlere ben diyorum ki sen inkar etmiyorsun, seni istemiyor Allah. İman satın alınmaz. İman öyle bir lütuftur ki herkese nasip olmaz. Herkese nasip olsa keşke. Kitabı ve Resullere gönderileni yalanlayanlar. Kitap Kur'an'dır. Zamanında Tevrat'tı, zamanında İncil'di. Tevrat, Zebur'du. Hazreti İbrahim'e inendi. Hazreti Adem'e inen sahifelerdi. Şiite inen sahifelerdi. Mümin yetmiş. Allah yolundan alıkoyanlar. Şimdi kendisi yapmıyor zaten bir şey. Kendi bileceği iş. Başkasına da engel oluyor. Dine yönelenin kapısına dikiliyor. Sorularla, garip şeylerle, sorgulamalarla adamın kalbini Allah'tan uzak tutmaya çalışıyor. Girdiği çamura başkasını da saplansın istiyor. Neye benziyor? Adam bataklığa düşer. Biliyorsun değil mi? Veya denize. Yüzmeyi bilmez. Onu kurtarmaya çalışırken bataklığa sen de batarsın. Seni de çeker. Kötü niyetli değil. Kurtulayım diye seni çeker. Kafirler, inkarcılar, Ali İmran 12. Cehenneme girecek 25 sınıfı anlatıyorum. Sınıflar çok daha, 25'ini bugün anlatıyorum size. Kıyameti inkar edenler. Furkan 11. Cehennemi yalanlayan fasıklar. Secde suresi 20. Cehennemi yalanladı. Fasıktır, günahkardır. Günahlarına günah katıyor, farkında değildir. Girdaba yuvarlanmış. Çıkamıyor işin içinde. Rabbim sizi, bizi, hepimizi bu tür insanların şerrinden, bu tür insanların küfründen ve halinden uzak eylesin. Din, yani hesap günü, yevmiddin diyor ya Fatiha'da. Maliki yevmiddin, maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü nedir? Dinle ve dinin dışında kulla, Allah'la ilgili ve kulla ilgili her şeyin hesaba katıldığı, konduğu yer, zaman, kıyamet zamanı. Din günü, kıyamet günü. Hesap günü inkar edenler, Müddessir 46. En nefret edilen grup. Kimlerdir? Büyüklenenler, kibir, küçülecekler. Ahiret aleminde o kadar küçülecekler ki böyle sinek gibi, karınca gibi. Sordular İmam-ı Şafii Hazretlerine, dediler ki İmam-ı Şafii'ye, sivrisinek niye yaratıldı? Veya sinek, bizim bildiğimiz sinek, kara sinek. Şimdi bilim açıklıyor her şeyin gerekli olduğunu da, İmam-ı Şafii diyor ki hiçbir şeye yaramasa bile farazı. Ben ve ana rabbukumul a'la. Ben en büyük Rabbinizim diyen Nemrud'un burnuna bir sinek giriyor. Sinek oynadıkça Nemrud kafama vurun diyor. Kafama vurun diyor. Kafasına vura vura. Bir sinek. Koca bir Nemrud'u perişan ediyor. Allah korusun, küçük bir virüs hepimizi perişan etmedi mi? Rabbim şifa vesilesi etsin. Yolumuzdan çeksin bu hastalığı ve daha kötüsün Rabbim. Hümeze suresi. Cema'a malen ve addede. Yahsebu enne ma lehu aklede. Veylun li kulli humezetin numeze. Ellezi cema'a malen ve addede. Her böyle göz kaş işaretiyle insanlarla alay edenler. Mal toplar, harcamak için değil.
İyilikte bulunmak için değil, yemek için de değil. Mal toplayıp sayıyoruz. Ha bile her gün sayıyor. Altınları küplere koyuyor, gümüşleri. Ceme amalen ve addede. Sayıp sayıp duruyor parayı. Niçin? Parayı, para çoğaldıkça sanki ölüm meleğini Azrail'i satın alacak sanki. Sanki para yatırdıkça ömrü uzayacak. Öyle zannediyor. Malının kendisini ebedi kılacağını zannediyor. Hani yese diyecek ki yedik, yedi. Arkadaşıyla harcasa harcadı, yedi, dağıttı. Kendini ebedi kılmak için parayı topluyor. Ceme amalen ve addede. Yahsebu enne ma lehu ahlede. Sanıyor ki malı çoğaldıkça ömrü çoğalacak. Ölmeyecek zannediyor. Ölecek halbuki. Evet. Hümeze suresi 2-3. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Zekatını, sadakasını, iyilik yolda Allah'ın dininin razı olacağı şekilde harcamayanlar. Süfli yerlerde yiyor. Süfli şeylere hazırlıyor. İyilikleri yok etmek için harcıyor. Para çok ama parası, sermayesi küfrün hizmetinde, inkarın hizmetinde, ahlaksızlığın hizmetinde, şerrin hizmetinde. O sermaye beladır. Ama sermayesi var, çok iyilik yolunda. O hayırdır ona. Tövbe idi. 34. Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler. Sen niye böbürleniyorsun? Benim fiziğim çok güzel, yakışıklıyım ve çok güzel bir insanım. Öyle diyor bir hanımefendi veya bir beyefendi. Sana Allah o sureti verdi, o fiziği verdi. Sen kendini yaratmadın ki. Senin engeli yaratılmış olan bir kardeşimizden ne farkı var, ne üstünlüğün var? Sen anne rahmine atıldığında kendin farkında değil. İnsan böbürlenmemeli. Böbürlenecek bir şeysi yok. Böbürlenen, şımaranlar. Değil mi? Yüce Allah Karun'un hazinesini anlatırken nasıl yerle bir edildi? İnne Karuna kana min kavmi Musa febaga aleyhim ve ateynahum minel kunuzi ma inne mefatiha letenu bil usbeti ulil kuvve. Uzun uzun anlatıyor. Karun'un hazinelerini değil bakın, hazinelerinin anahtarlarını güce büyük bir grup taşıyabiliyordu ancak. Allah batırınca ne dedi insanlar? İyi ki Karun yanında değildik. Önce Karun'u kıskanıyorlardı. Yere batınca Karun dediler ki iyi ki orada değilmişiz. Allah yolunu eğip bükmek isteyenler. Araf 45. Kur'an-ı Kerim bunları hakikati görmesine rağmen kitaba dönmeyenleri, kitabı sırt arkası sırtı edenleri, ayetleri satanlar olarak nitelendiriyor. Kimler bunlar? Kitabın hakikatini görmelerine rağmen başka yöre yüz çevirenler. İki, menfaatleri için Allah'ın ayetlerini değiştirenler, kitabı satanlar. Kur'an ifadesiyle ayetleri satanlar bunlar. Menfaatleri gereği ayetleri başka türlü yorumlayanlar. Ayeti yok sayıyor. Bu ayeti göstermiyor Kur'an'da. İşine gelmediği için. Zalimler, Araf 41. Zalim bazen küfür anlamında kullanılıyor. Kafirler, inkar edenler. Azgınlar, saat 55. Yoldan çıkanlar. Her azgın mutlaka cehennemin süzgecinden geçecektir. Dalalet üzerine, sapkınlık üzerine, yanlışlık üzerine olan atalarını takip edenler. Benim büyüklerim böyleydi. Senin büyüklerin yanlış yaptı. Firavun'un büyükleri de yanlış yaptı. Nemrud'un büyükleri de yanlış yaptı. Ondan sonra gelenler de yanlış yaptı. Saffat 69-70. Arkadan çekiştiriyor, yüze karşı eğlenen diyor. Onlar da cehennemin içinden çıkmayacak olanlardır. Müddessir 44, yoksulu doyurmadı. Hem doyurmadı, hem doyurmak isteyenlere engel oldu. Yoksulu doyurmadı, kapına geleni doyur. Hocam, kimin fakir olup olmadığını bilmiyorum. Doğru, ben de bilmiyorum. Kapına gelmiş olanı yok deme, değil mi? Değil mi Abdurrahman?
kapına gelene yok deme. Kapına geleni kovma. Veremiyorsan bile güzel savuştur. Başka bir zaman buyurun gelin bakalım. Verirken bakmıyor. Tenezzül etmiyor. Tenezzül et, bak ve verme. Küçümseme. Sana Allah verdi, onu gönderdi. Allah sana vermez, seni oraya gönderebilirdi. Küçümseme. Vermiyorsan da verme. Onurunu kırma. Yüzünü ekşitme. Hepimizi ekşitiyoruz. Allah hepimizi affetsin. Allah hepimizi affetsin.